Misafirimiz Evliya'nın reisi, akıl aleminin reisi, Büyük Veli Şibli Hazretleri. Zamanının bir tanesi olan bu Büyük Veli'nin adı Cafer, babasının adı Yunus'tur. Miladi 861, Hicri 247 senesinde Samara'da dünyaya gelir. Bağdat'a gelip buraya yerleşir, Cüneyd-i Bağdadi'nin talebesi olur. Aynı zamanda Maliki mezhebinin fıkıh alimlerinden olup, İmam-ı Malik'in muvattasını ezbere bilen biriydi. Zaman aynasının yüz akı olan Ebu Bekr-i Şibli, miladi 945, Hicri 334 senesinde Bağdat'ta vefat eder. Ebu Bekr-i Şibli, takva sahiplerinin tacı, birçok riyazetleri ve kerametleriyle Evliya'nın reisi, akıl aleminin meşalesiydi. Pek çok alimden hadis-i şerif dinlemiş ve nakletmiştir. Öğrenmek hususundaki şiddetli arzusu, dinmek ve tükenmek bilmeyen Ebu Bekr-i Şibli'den, Ebu'l-Fadl, Abdülvahid Temimi, Ali Acemi, Ebu Hasan-ı Kudri, Ebu'l-Hasan Meşni, Ebu Zer Razi, Yakup Seyyid, Ebu Seyh Muhammed bin Süleyman ve birçok alim ders almış ve ilim öğrenmiştir. Ebu Bekr-i Şibli Hazretlerine Cüneyd-i Bağdadi çok sever, ziyade önem verirdi. Onun için her kavmin bir tacı vardır. Bu kavmin tacı da Şibli'dir. Ebu Bekr-i Şibli'ye birbirinize baktığınız gözle bakmayın. O müstesna bir kimsedir, buyururdu. Tasavvufa girmesi, bu yolu seçmesine sebep olan hadise şöyle anlatılır. Devam et emiri iken, Rey emiri ile Bağdat'tan kendine bir mektup gelir. Bunun üzerine hemen Bağdat'a halifenin yanına gider. Halife kendisine hilatlar verir. Geri döndükten sonra bir gün, aksırdıktan sonra halifenin verdiği hilatın koluyla ağzını ve burnunu siler. Bu durum derhal halifeye bildirildiğinde, o da hilatın çıkarılması ve emirlikten azledilmesi emrini verir. Bunun üzerine Ebu Bekr-i Şibli kendi kendine, bir kulun hilatını ve elbisesini mendil yerine kullanan bir kimse, eğer bu görevden alınırsa, acaba alemlerin padişahı olan Allahü Teala'nın hilatını mendil olarak kullanan kimse hangi muameleye müstahak olur, diye düşünür. Hemen halifenin huzuruna varıp hiçbir vazife verilmemesini talep eder. Halife sebebini sorunca, ''Ey halife, sen bir kul olduğun halde kıymeti önemsiz olan bir hilata yapılan saygısızlığı hoş karşılamazken, alemlerin sultanı olan Allahü Teala ihsan ettiği marifet ve muhabbet hilatını bir mahlukun hizmetinde mendil olarak kullanmamı hiç hoş karşılar mı?'' der. Halifenin huzurundan ayrılıp, zamanın büyük alimlerinden olan Hayrü'n-Nessaç Hazretlerine giderek onun talebesi olmak ister. Hayrü'n-Nessaç Hazretleri, ''Ey Şibli, sen Cüneyd-i Bağdadi'nin yakınlarındansın. Senin nasibin ondadır.'' diyerek Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerine gönderir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri önce, ''Git, çıra sat.'' buyurur. Bunun üzerine bir sene çıra satıp tekrar huzurlarına çıktıklarında, daha düşüncelerinde dünyaya muhabbet var, buyurarak başka bir iş verir. Bir sene sonra tekrar huzurlarına çıktığında, bir senede burada hizmet et, buyururlar. Bu hizmetten sonra hocası, şimdi halin nasıldır, diye sorar. Şibli Hazretleri, artık kendimi insanlardan üstün tutmuyorum, der. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, işte şimdi kendini kurtardın, buyurur. Sonra Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin derslerine devam ederek,
onun gözde talebelerinden olur. Tasavvufta yüksek mertebelere kavuşur. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinden sonra onun yerine geçip yüzlerce talebe yetiştirir. Şibli Hazretleri buyurur ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum, diğerlerini bıraktım. Çünkü kurtuluşu ve ebedi saadete kavuşmayı bunda buldum. Ve bütün nasihatleri hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadisi şerif şudur. Peygamber Efendimiz bir sahabiye buyurdu ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Ebu Bekir Şibli'yi sevmeyen ve sohbetlerine gitmek isteyenlere mani olan bir zat vardı. Bir gün Ebu Bekir Şibli'yi imtihan için yanına gelerek, 5 devenin zekatı nedir diye sorar. Ebu Bekir Şibli cevap vermek istemezse de, o zatın ısrarı üzerine şöyle der. Şer'i ölçülere göre 1 koyun, bu vaciptir. Fakat bizim gibiler için olan hükümse hepsini vermektir. Bunun üzerine o zat, bu dediğinle kime uyuyorsun? İmamın kim? Diye sual edince, Ebu Bekir Şibli hiç düşünmeden, Hazreti Ebu Bekir, ona uyuyorum. O evine gidip neyi varsa Peygamber Efendimiz'e getirdi. Çocuklarına ne bıraktın sorusuna, Allah ve Resulünü diye cevap verdi, der. O zat bu cevabı beğenir ve hiçbir şey söylemeden gider. Bundan sonra da Ebu Bekir Şibli'nin sohbetine gidenlere mani olmaz. Ebu Bekir Şibli Hazretleri bir gün Ebu Bekir bin Mücahit Mükre Hazretlerinin bulunduğu mescide girince, İbni Mücahit hemen ayağa kalkar. Daha sonra İbni Mücahit Hazretlerinin arkadaşları kendisine, sen niçin Vezir Ali bin İsa için ayağa kalkmadın da Şibli için ayağa kalktın? Diye sorarlar. İbni Mücahit cevaben şöyle der. Ben Resulullah Efendimizin tazim ettiği bir zat için ayağa kalkmayayım mı? O 5 vakit namazını kılıp her namazın arkasından Peygamber Efendimiz'i hatırlıyor ve mealen andolsun size içinizden bir peygamber geldi ki zahmet çekmeniz onu incitir ve üzer. Size çok düşkündür, müminlere çok merhametlidir, onlara hayır diler. Ayet-i kerimesini okuyor, bunu 80 seneden beri yapıyor buyurur. Ben bunu yapanı tazim etmeyeyim mi? Bir gün biri Şibli Hazretlerine gelip geçim derdinden bahsetti ve şöyle söyledi. Efendim, nafakası üzerime düşen evladım çoktur. Onların ihtiyaçlarını göremiyorum. Ne olur bana bir çare gösterin. Bunun üzerine Şibli Hazretleri, hemen evine git. Kimin rızkını sana bağlı görürsen kapı dışarı at. Kimin rızkını Cenab-ı Hakk'a bağlı görürsen o da evde kalsın, der. Bunun üzerine zat, ben kitaplarda okudum, Allahü Teala her kulun rızkına kefildir, der. İmam Şibli, öyleyse üzülmeye gerek yok. Allahü Teala her mahlukun rızkına tek tek kefildir, buyurur. Ebu Bekir Şibli Hazretleri vefat etmeden önce şöyle buyurur. Üzerimde 1 dirhem kul hakkı vardır. Onun sahibi için 1000 dirhem sadaka vermiştim. Bununla beraber hala gönlüme ondan ağır bir şey gelmez. Henüz vefat etmeden birçok insan cenaze namazını kılmak için gelirler. Firasetle buyurdu ki,
ne şaşılacak şeydir ki ölülerden bir grup yaşayan bir kimsenin cenaze namazını kılmaya geldiler. Ebu Bekir Şibli Hazretleri güneş batarken güneşin sararmasına şöyle bir benzetme yapardı. Tıpkı mümin de böyledir. Dünyadan göçeceği zaman varacağı makam sahibinden çekindiği için nasıl karşılanacağını bilmeyip böyle sararır. Sonra da ilave edip, gün doğarken de çok aydın olarak doğar. Bu da bir müminin öldükten sonra kabrinden kalkışına benzer. Bir mümin kabrinden kalktığında yüzü güneşin doğduğu gibi parlar. Ebu Bekir Şibli buyurdu ki, dünyadaki sermayenize çok dikkat edin ve bilin ki ahiretteki sermayeniz de bu olacaktır. Zühd, kalbi mal yerine onu yaratanına döndürmektir. Kim Allahü Teala'yı bilirse gam ve keder içinde olmaz. Ashab-ı kirama hürmet etmeyen kimse Muhammed aleyhisselama iman etmiş olmaz. Şükür, nimeti değil, nimeti vereni görmektir. Sevgi, zevkte şaşkınlık, saygıdaysa hayranlıktır. Hürriyet, kalbin hür olmasından başka bir şey değildir. Cehennemlik olmanın alameti, Allahü Teala'nın rızası için bir fakire bir parça ekmek vermemek, fakat nefsin isteklerini tatmin etmek için bir ziyafette 100 altın harcamaktır. Cennetlik olmanın alameti ise bunun tam tersidir. Tasavvuf, tam olarak 5 duyu organını günahlardan korumak, her nefes alış ve verişinde günah işlememeye dikkat etmektir. Bir şahıs ne zaman mürit olabilir sorusuna şu cevabı verdi. Seferde ve hazarda hali hep aynı olan kimsedir. Yalnız olduğu zaman da, başkalarının yanında olduğu zaman da aynı davranışlar içinde olandır. Ebu Bekir Şibli Hazretleri bir gün hastalanmıştı. Bunu duyan devrin hükümdarı kendine Nasrani yani Hristiyan bir tabip gönderir. Tabip hastanın yanına girdiğinde şöyle sorar. Gönlün neyi istiyor? Ebu Bekir Şibli, gönlüm senin Müslüman olmanı istiyor, diye cevap verince tabip, eğer ben Müslüman olursam sen gerçekten hemen iyi olur ve yataktan kalkar mısın, diye sorar. Şibli Hazretleri, elbette iyi olur ve yataktan kalkarım, diye cevaplayınca tabip derhal Müslüman olur ve Şibli Hazretlerinin hastalığından eser kalmaz. Birlikte el ele tutuşarak hükümdarın huzuruna giderler. Hükümdar onları görünce şöyle söyler. Ben tabibi hastaya gönderdim sanıyordum. Meğer işin aslı öyle çıkmadı. Anladım ki hastayı tabibe göndermişim. Ebu Bekir Şibli bir gün yolda giderken buldukları bir ceviz için kavga eden iki çocuk gördü. Şibli Hazretleri cevizi alıp onlara sabredin, bu cevizi size paylaştırayım, dedi. Sonra cevizi açınca cevizin içi boş çıktı. Bunun üzerine Şibli Hazretleri, bütün bu kavga içi boş bir ceviz için, taksim etmekse bir hiç içinmiş, dedi. Bakmıyor Hak Teâlâ kişinin dış haline, lakin nazar ediyor niyetine, kalbine. Zarftan daha ziyade mazruftur mühim olan, zira niyete göre hüküm verir Yaradan. Kalbi bozuk bir kişi giyse kıymetli libas, ne kıymeti vardır ki azaptan olmaz halas. Kalbi mamur olan da çul giyse üzerine, Hak Teâlâ indinde makbuldür o kul yine. Zira Cenab-ı Allah kalplere nazar eder. Kalpleri ihlas ile süslemektir tek hüner.